Değerli hocamız Hüseyin Alagöz beyefendi mesnevi sohbetini icra etmek üzere sizlerle efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hazreti Mevlana'mız bu şehri marka yapan büyük insan, manevi lider. Sadece Konya topraklarında kalmamış, Türkiye topraklarında kalmamış, dünyanın dört bir tarafında tanınan büyük insan, hoşgörü insanı Hazreti Mevlana. Tabii asırlardır nice nice büyük insanlar gelip geçmiştir. Belki birçoklarının esamesi okunmaz, unutulmuş gitmiştir. Hazreti Mevlana'yı farklı yapan acaba nedir? Neden Hazreti Mevlana dünya tarafından tanınıyor? Bunlar önemli. Fakat ben bir şeyin altını değerli kardeşlerim çizmek istiyorum. Biz genellikle Hazreti Mevlana'mızı birkaç başlık altında tanırız. İşte türbeyi tanırız. Gel gel ne olursan ol yine gel diye o tartışılan sözünü tanırız. Niye tartışılan dedim? Hani derler ya, ya aslında Hazreti Mevlana'nın değilmiş bu söz filan diye. Olabilir. Yani birkaç başlıktan öteye biz Hazreti Mevlana'yı istisnalarımız hariç pek tanımayız. Mesnevi'yi kitap olarak, Hazreti Mevlana'nın meşhur kitabı olarak biraz önce de söyledim, biliriz. Ama Mesnevi'den bir beyit okur musunuz? Veya işte efendim Mesnevi'yi baştan sona okudunuz mu? Veya işte ne bileyim yarısını okudunuz mu filan desek? Veya ne anladınız? Mesnevi ne anlatır filan desek? Konya'da yaşayan insanlarımız bile, bu bir itiraf oluyor değerli kardeşlerim. Konya'da yaşayan insanlarımız bile pek bir şey söyleyemez. Hani o bizim meşhur şey var ya, hoca ne konuştu ya? Yani adam müthiş konuştu. Ne konuştu? Vallahi aklımda kalmadı ama çok güzel konuştu diye bir şey var. Gelen kanaatimiz var. Aynen o gibi Mesnevi Şerif'i biz pek bilmeyiz. Şimdi buna bir açılım olsun diye, bazı altyapı olsun diye Hazreti Mevlana ve Mesnevi ile ilgili bazı sözleri, bazı büyüklerimizin söylediklerini sizlerle paylaşacağım. Mevlana'da hakiki Müslümanlık belagatın en yüksek derecesi ile ifade edilmiştir. Yani düzgün ve iyi anlatma belagat, İslam'ı ve Müslümanlığı en güzel anlatan, en iyi anlatan insan. Bir sadeleştirmiş oldum ben cümleyi. Hazreti Mevlana bu. Arzın ve dağların yüklenemediği büyük irfan emanetini parmağının ucunda oynatan bahtiyarlardan birisidir Hazreti Mevlana. İlk aklımıza ne geldi? Allahu Ekber demek geldi. Allahu Ekber. Şu söze bak. Alkışlarınızla Abdülkebir Haydari. Dünyaca ünlü Afganlı hafızımız. Hoş geldiniz. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم İnna na'lamu ma yusirruna ve ma yu'linun. Ah
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة